Peki şimdi ortaokulu bitirdiniz, lise de bitti. Şimdi o dönemde üniversite okumak çok zorlu bir şey. Yani muhtemelen sene oldu işte 60 civarı, değil 60, mi? evet. 60 oldu. 62. 62 oldu. Şimdi yani hocam memlekette üniversite çok az. Siirt'te zaten o bölgede üniversite de yok. Nasıl karar verdiniz? Bir de hani aile nasıl izin verdi? Türkiye'de 3 yerde vardı. Ankara, İstanbul, İzmir. Ve üstelik şimdiki merkezi imkan Sınav da değil. yoktu. Evet. Oraya gidiyorsunuz. Üniversitenin olduğu yere. Evet, gidip orada ayrı ayrı fakültelerde sınava giriyorsunuz falan. Ankara'ya gittik. Allah Allah, bir liste var. İlahiyat diye bir şey. Bu ne ya bu ilahiyat? Ben orada duydum. İlk defa orada duyuyorsunuz Evet, İlahiyat çünkü Fakültesini. Siirt'te İmam Hatip de yoktu. Evet. İmam Hatip olsaydı belki duyardık falan. Hatta sordum, ya bu ilahiyat ne? Dediler, git ilahiyatta sor ne? Gittim, Allah rahmet eylesin, bir sekreter vardı, Nezihe teyze. Nezihe. Teyze dedim, burada ne okutuluyor? Evladım, ne okutulmuyor ki? Arapça, Farsça, İngilizce, Osmanlıca. Ah, tam benim aradığım yer. Dili çok seviyorum. Teolojiden hiç bahsetmiyor ama yani. Hani tefsir, Yok. ilahiyat. On... Yani öyle denk geldi, öyle acısaydı. Efendim. Veya kolayına uyumlar geldi. Hı. İlahiyatı yazdım ve elhamdülillah oraya gittim. İyi ki de gitmişim Yani yani. dil öğrenmek için girdiniz. Evet, dil öğrenmek Çok güzel. için. Sonra ben ne bileyim, hoca olacağım. Hatta ikinci sınıfa geçtim. Memlekete gittim, Pervari'ye. Anlatamıyorum onlara tabii, böyle bir yer. Ama neyse, hoca mı olacaksın? Evet. Hiç unutmuyorum, Abdül Latif diye bir hoca vardı. Seni dedi imtihan edeceğim. Bakalım Arapça öğrendin mi? Ta 62 senesi. Evet. Zeydun kaimun nedir dedi bu. Hiç unutmuyorum bakın. Mübtede haber dedim. Aferin dedi, Arapçayı bitirmişsin. Ne alakası var? Çok Böyle güzel. bir şey. Ondan sonra İlahiyat 2'ye geçince öğrendim ki Avrupa'ya da gidiliyormuş. Avrupa'ya gidilince ben o zaman krediye müracaat etmiştim. Para çıktı. Kredimin yarısını Amerikalılara verdim. Amerikan Kültür Derneği'nde İngilizceye yazıldım. İngilizcem iyiydi. Evet. Hatta sınıfta en iyiydi. Miss Gordon diye bir İngiliz bayan vardı. Bana dedi ki, sen hiç derse gelme. Sana hikaye kitabı vereyim, oku. Ama ben yetinmedim. Avrupa'ya gitmek için Amerika kültüre. Oraya para verdim. Ve orada İngilizce derslerine Evet. devam ettim yani. Şimdi ilahiyat yeni açılmış bir bölüm o zaman. Tabii şimdi yetişmiş hoca da yok muhtemelen değil mi? Yani nasıl Tabii. bir tablo var İlahiyat ortada? biliyorsunuz 49'da açıldı. Evet. 49'da açılınca kahtı rical vardı. Yeni nesil bilmez. Yani hoca kıtlığı, Evet. ülkedeki hocaların akıbeti malum. Pek kalmadığı için tuttular dışarıdan hoca. Ya bir de hocam Üç tefsiri, tane hadisi. Muhammed geldi. Üç tane Muhammed. Bir, Muhammed Tayyip Ukiç. Saraybosna'dan. Muhammed Tancı. Fas'tan. Bir de Muhammed Hamidullah. Hindistan'dan. İşte bu hocalar ilk ilahiyat hocalarıdırlar. Muhammed Hamidullah size ders mi verdi hocam? Bana ders vermedi orada. Benden öncekilere vermiş. Ha, eyvallah. Benden öncekilere vermiş efendim. Şimdi Hatipoğlu hocamız falan var onlara. Ondan sonra ben orada okudum. Sonra Cemal Muhtar diye bir hoca geldi. Kerküklü. Ondan Arapça öğrendik. Ben bitirince, 66'da bitirince yurt dışı sınavına girdim. Şimdi dur, orayı hızlı geçmeyin. Şimdi hani ilahiyatta ders verecek hocaların kalitesi de çok önemli şimdi yani. Hani
bir hakkın ders veren hocalar var mıydı? Mesela vardı. Dinler tarihini, hadisi, tefsir böyle bir yani, hakkın anlatıyor muydu? Tabii yani? Mesela tefsir hadiste Tayyip Hoca, Tayyip Okuç kütüphanesi İzmir'e gitti. Efendim İzmir İlahiyat'a vefatından sonra. O sahasında çok iyiydi. Evet. Bir de dünya çapında birkaç hocadan okudum ben orada. Birisi Hilmi Ziya Ülken. Hı hı. Ordinarius profesör. O zaman ordinarius vardı. Evet. Ve bu Hilmi Ziya Ülken hocamız, Allah rahmet eylesin. Atatürk tarafından Avrupa'ya gönderilen ilk öğrencilerden. Hı hı. Felsefe yani çok şeydi efendim. Dolu dolu varlık felsefesi üzerine efendim. Egzistansiyalizm üzerine Türkiye'de tek adamdı. O öyleydi efendim. Tayyip o kişiden öğrendik. Böyle hocalarımız vardı. Peki sonra dediniz ki ben Avrupa'ya gideceğim. Avrupa'ya gideceğim dedim. Neden? Neden bir Avrupa gitme ihtiyacı var? Yani ilahiyat okuyorsunuz. Hani o zaman şimdi efendim, belki Mısır olabilir ya da Suriye'de de o zaman Şam'da iyi bir eğitim veren Hikmet bölge. Bey, bizim memleketin çok tuhaf davranışları var. Ben Mısır'a gidecektim. Evet. İzin çıkmadı Milli Eğitim'den. Neden? Yobaz yetişiyor orada. El-Ezher'den. El-Ezher'de yobaz yetişiyor. Ondan sonra Suud'a gidecektim. Kabul etmediler. Şam o zaman iyi bir eğitim yeri. Şam'a gidecektim zaten. Şam'la böyleydiler. Hatta İran'a gidecektim. Şii olmasına rağmen bırakmadılar. Mecburen 1416 sayılı kanuna göre sınava girip Avrupa'yı seçtim. Avrupa'yı da seçtim. Benim yabancı dilim İngilizce, Fransızca bilmiyorum. Fransa nereden çıktı? Fransa nereden çıktı? Doğrusu bana oyun yaptılar Milli Eğitim'den. Göndermemek için dediler Fransa'ya gideceksin. Niye? Ya diyeceğim ki tamam ben Fransızca bilmiyorum, o zaman başkasını gönderecekler. Hmm. Ben oyunu çaktım. Tabi o zaman böyle merkezi atamalar falan yok değil mi? Her yok. Şey yerel. Böyle ama şey sınavla. Tamam. Ben sınavı kazandım. İngiltere'ye veya Kanada'ya veya Amerika'ya gidecektim. İngilizce. Evet. Ama dediler Fransa'ya. Oralar dolu. Yani İngiltere'ye, Kanada, Amerika dolu. Evet. Fransa'ya diyeyim ki dediler. Bu da diyecek ben Fransızca bilmiyorum. Gitmem diyecek. Adamımızı göndeririz. Ben tamam Fransa'ya gidiyorum dedim. Fransızca yok hocam. Hangi yere öğreneceksiniz? Mersi'yi bile bilmiyordum. Ama gideceğim. Yani insan isterse nasıldı şair nasıldı? Necip Fazıl rahmetli diyordu. Mevlam isterse sular büklüm durulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Evet. Allah isteyince olur. Ben de kazandım. Ondan sonra gittim ama nereye gideceğiz? Fransa'ya. O nereye gideceksiniz Fransa'da? Nereye gideceğiz? Paris'e tabii. Hı-hı. Sonra benim gibi kazanan ama İngiltere'ye gidecek olan Mehmet Aydın Bey vardı. Profesör. İzmir, bu eski bakan. Evet, İzmir. Benim sınıf arkadaşım. Öyle evet. Mi? Tabii. İzmir 9 Eylül'ün eski dekanı. Evet. Aynı zamanda bir zamanlar bakanlık yaptı. Evet. Başbakanlık yaptı. İşte o Mehmet'le bir sınıf arkadaşıydık. Hatta trene beraber gittik. Tren Münih'te ikiye ayrılacak. O Londra'ya gidecek, ben Paris'e. Böyle gittik. Ama o İngilizce biliyor. İngiltere'ye gidiyor ben. Paris'e gideceğim. Ne bileceğim. Allah rahmet eylesin. İstanbul'dayken ben Hilmi Ziya Hoca'ya gittim. Hı hı. Dedim hocam ben böyle Paris'i kazanıyorum. Kazandım gidiyorum ne diyorsun? Evladım dedi. Sen Gardeles'te inince oraya yakın şu otel var. En yakın. Sen dedi
Fransızca bilmiyorsun. Evet. Fransızlar da çok tembel, İngilizce bilmiyorlar. Ama otele git. Hatta bir tane de mektup yazdı. Efendim, oraya gidersin. Ertesi gün ateşeye falan. O şekilde gittik. Evet. Gittim. Kültür ateşesi tuttu beni. Strasbourg'a gönderdi. Ya be adam. Paris neresi, Strasbourg neresi? Ya bir de ben Strasbourg'a gittikten sonra tabii yok diyemiyorsun. O zaman geri dön diyecekler. Gittim. Strasbourg'a gittiniz mi Hikmet Bey? Almanya sınırında bir yer. Almanya sınırında ve orada Fransızca konuşan yok. Almanca da konuşan yok. İkisinin karışımı Alsasça diye bir şey. Yeni bir dil öğrenme zamanı yani, hocam şimdi. Ama karışık bir dil. Evet. Ben neyse uzatmayayım, uğraş uğraş. Zar zor Fransız öğrencilerinin yurduna girdim. Bir dakika, şimdi siz Paris'e giderken gideceğiniz okul belli değil mi ki hocam? Yok ya, kim ne diyecek? Yani Fransa'ya gidiyorsun, git. Ne, git. Hangi okula gidersen. Ala meşiyatillah, yani öyle gidiyorsun. Pervari'den botan çayına bir yaprak at, nereye giderse. Onun gibi bir şey. Neyse. Uğraş uğraş Fransız öğrencilerinin olduğu yurda girdim. Strasbourg'da. Evet. Evet. Hiçbir Türk öğrencisi oraya girememiş. Ama ben biraz yüzsüzlük yaptım bir şeyler. Onu uzun anlatamam şimdi. Orada 10 kişilik Fransız arkadaşım. Çok güzel. Tam Fransız öğrenecek ortam. Ya tabii önce İngilizce konuşuyorum. Dil okuluna yazıldım. Orada öğrendiklerimi gelip bunlarla efendim talim ediyorsunuz. Talim ediyorum. Belki biraz müstehcen olacak veya sizi güldüreceğim. Şimdi ben gelince bana diyorlar hadi ne öğrendin? Ben de isimlerini de öğrenmiştim. Michel vardı, Pierre vardı, bilmem ne vardı falan. Agnes vardı, bir sürü kızlar da falan. Voilà kelimesini öğrenmiştim. Voilà işte demek Fransızca. Onu öğrenmiştim. Geldim gruba, o kantinde diyorum işte bunu öğrendim voilà falan. O arada gruptan birisi içeri girdi, bir bayan. Ben de bunlara dedim ki voilà ma chérie dedim. Voilà ma chérie dedim, yanımdaki omuza ta chérie dedi. Ben anladım ki baltayı taşa vurdu. Eyvah. Ben bir şey anlamadım. Neyse geldi. Bayan geldi. Oturdular, konuştular. Sonra bana İngilizce dediler ki chérie sevgilim demek. Sen ona sevgilim demişsin. O da onun kocası. Eyvah. O hep sevgilim diyor. Ben zannediyorum ma chérie onun adı. Eyvah. Ben öyle bellemişim. Yani kocası Maşeri diyor ona. Evet. Siz adı sandınız onu. Ben diyorum ki Maria gibi bir şey. Evet. Agnes gibi bir şey. Çok iyi. Meğer Maşeri sevgilim demekmiş falan. Böyle potlar kıldık bazen. Eyvah. Efendim.